Hakan Bey, Denizbank 6 yıl sonra ilk kez sendikasyon kredisi kullandı. Detayları bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii öncelikle niye 6 yıl sonra ilk kez diyoruz? Biliyorsunuz 6 yıl önce biz Ziberbank hissedarımız oldu. Dexia'dan hisseleri alıp. Fakat hemen akabinde maalesef Amerikan yaptırımları Rusya üzerine uygulanmaya başladı. Biz bankamızı şahsi çabalarımızla yaptırımların dışına çıkarttık. Fakat sermaye piyasalarına ulaşımda yine de bir sorun vardı. Ama biz bunu çok hissettirmedik ve 6 yılı bu şekilde geçirdik. Şimdi tekrar toptancı pazarları dediğimiz büyük bankalardan fon alıp ülkemizdeki yatırım ihtiyaçlarını, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için biliyorsunuz sendikasyon oluyoruz Türk bankaları olarak. Biz de 2013'te 1 milyar dolarlık sendikasyonumuzu ödemiştik. Arkasından yaptırım gelmişti. 2014 Ekim'inde biz sendikasyonu öder ödemez. Ve ondan sonra ilk sendikasyonumuz oldu. Evet, 22 ülkeden 45 adet bankanın ve ticket size diyoruz, yani her birinin katılıp 45 milyon dolar veya muadili euro şeklinde 1.1 milyar dolarlık bir işlemi gerçekleştirdik, başardık. Bu tabii çok güzel bir şey. Çünkü malumunuz bizim büyüme emellerimize mevduatımız tam anlamıyla cevap vermiyor. Onun için yurt dışından borçlanmamız gerekiyor. Hani biz bir gaz veya petrol üreten bir ülke olmadığımız için, bir emtia satan ülke olmadığımız için sadece insanımız var. O çok önemli tabii, en önemli kaynak. En önemli ve en başarılı konu da odur. Bakın bu kadar işte bu dengelenme zamanı, krizdi, bilmem ne dedik ama insanlar yine ayağa kalktı ve koşmaya başladı. Onun için 6 yıl sonra biz tekrar sendikasyon pazarına döndüğümüz için çok mutluyuz. Bunu tabii diğerleri takip edecek. DPR dediğimiz türde, bono ihracı dediğimiz türde, ikinci kuşak sermaye dediğimiz türde bazı ihraç türleri var biliyorsunuz. O tür ihraçlarımızla da toptan bankacılıktan alacağımız payı arttıracağız ki ülkemizdeki yatırım, enerji, eğitim, sağlık, turizm, gemicilik, tarım, bunların hepsine katılalım diye. Bu sendikasyon kendi özelinde çok önemli. Bu yıl içinde Türkiye'ye taze para olarak sağlanan en büyük rakam. İkinci bir önemi, EBRD, Avrupa Kalkınma Bankası ilk kez bir bankanın sendikasyonuna girdi. Hem de 2 yıllık vadeyle girdi. Bu da bir ilk EBRD açısından. Ve o tamamen bizim tarımdaki faaliyetlerimizi bildiği için küçük çiftçi finansmanını finans sağlamak, ona kaynak temin etmek üzere girdi. Bütün bu özellikleri itibariyle Denizbank'ın yılın bu son ayında gerçekleştirdiği sendikasyon yalnızca bankamız için değil, öyle zannediyorum bankacılık sektörümüz açısından da son derece iftihar edilecek bir durumdur. Peki 2020 yıl için baktığımız zaman özellikle Türk bankalarının yurt dışından borçlanmaları tarafında tabloyu nasıl görüyorsunuz? Hem kredi büyümesi hem de mevduat büyümesi tarafında rakamlar nereye doğru evlenir size göre de yeni dönemde? Evet, şimdi biliyorsunuz 2018 Ağustos'unda faiz, enflasyon ve kurların anormal derecede yükselmesi, ondan sonra bir dengelenme sürecine girmemiz sonrasında bu ihraçlar son derece azaldı. Sebebi gayet basit. Biraz yani büyümenin azalmasıyla yatırım ihtiyaçları azaldı. Kredi talebi düştü ve onun da yanı sıra çok pahalılandı. Yani Türk bankalarında CDS'imiz biliyorsunuz 500'lere kadar çıktı. Şimdi 300'ler seviyesinde ama hak ettiğimiz çok daha altı oluyor. Bu çerçevede de biz çok tercih etmedik Türk bankacılığı olarak, genel olarak bu türde ağır faizle borçlanmayı. Onun için şimdi önümüzdeki yıl artık bir kere dünya getiri açı bir dünya. Şöyle ki bütün faizler yerlerde sürünüyor. Euro'yu görüyorsunuz eksi, Libor'u, dolar faizini görüyorsunuz çok düşük, bir 50'ler seviyesinde. Dolayısıyla Türkiye'miz hala daha yatırım yapılabilir. Bu bakımdan parayı her zaman geriye ödeme kabiliyeti olan bir ekonomi. Onun için de çok fazla ilgi olacaktır. Ama biz neyi bekliyoruz? 3 yıllık veya 5 yıllık DPR dediğimiz sekürtizasyonla borçlanma veyahut da 5 yıllık, 10 yıllık
bono veyahut da ikinci kuşak sermaye borçlanmaları açısından fiyatların bu 7'lilerden 5'lerin altına gelmesini tercihen bekliyoruz. İnşallah gelecek, daha da hızlı gelecek. O zaman programlarımızı peyderpey koyacağız. Çünkü Türk bankacılık sektörüne genelde ve Türk bankalarına olan güven son derece üst düzeydedir dünya piyasalarında. Son olarak Merkez Bankası kararını göreceğiz. Oradan ne kadarlık bir faiz indirim beklentiniz var ve mevduat ve kredi faizleri tarafına yansımasının ne kadar yansımasını beklersiniz? Şimdi zaten mevduat faizleri şu andaki referans faizin biraz daha altında, yani 12'lerde, referans faizi 14'lerde. Tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bir güven unsurunu giderek etkin kılıp halk gözünde, kurumlar gözünde Türk lirasına olan güvenin artışıyla tabii bu faizlerin de inmesi enflasyona paralel gerçekleşecektir. Zaten de gerçekleşiyor. Ben ta geçtiğimiz 6-7 ay önce, bu indirimler başlamadan önce 850-900 bas puan düşer dediğimde çok kritik görmüştüm, ama şimdi bak yani 1000 puan düştü. Şimdi ben bir 150 ila 200 puan daha bekliyorum. Yani 200 puanın üzerinde olması biraz rahatsız eder. Neden? Çünkü reel faizi çok bastırırsanız o zaman ihtiyacımız olan yabancı para girişini, gerek portföy yatırımı gerek doğrudan yatırım, biraz zorlaştırırsınız. Öbür tarafta tabii ki yüksek faizle borçlanmak da özellikle KOBİ'ler açısından, ekonomimizin dokusu olan geri ödeme açısından çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Dolayısıyla faizlerin geri gelmesi gerekir. Benim beklentim artık enflasyonun önümüzdeki yıl tek haneye düşeceği varsayımıyla, ki ben buna samimi olarak inanıyorum, 200 bas puana kadar bir indirimi faizlerde piyasa içselleştirir. Hiç sorun olmaz. Ama onun üzerinde kanaatimce biraz da dövizin getirisiyle TL'nin getirisi arasındaki makas ve marj daraldığı ahvalde, hani bu dolarizasyondan tekrar Türk lirasına dönme hadisesi biraz daha gecikir. Yine olur ama biraz daha gecikir. Onun için ekonomiye paralel olarak yapılması bizim tercihimiz. Ama tabii biz sadece piyasanın bir oyuncusu olarak konuşuyoruz. Merkez Bankamızın elinde bütün veri seti var. O çerçevede en doğru kararı verecektir.